Artık cümle analizleri ve çeviri yapmaya başladım. Bu da üçüncüsü. Alkohol is more dangerous than heroin. Yani alkol eroinden daha tehlikelidir. Bakalım öyle midir? A recent study in the United Kingdom. İngiltere'deki son bir çalışma has found out. Found out ne demek? Öğrenmek demek ama burada ortaya koymak demek. Ortaya koydu. Ne koydu? Bakın burada bir non clause var. Alkol şaşırtıcı bir şekilde more dangerous than heroin or crack. Crack de esrar türü bir uyuşturucu. Alkolün şaşırtıcı bir şekilde eroin ya da esrardan daha tehlikeli olduğunu buldu bir araştırma. Evet. Scientists examined. Ne yapmışlar? Gözlemlemişler. 20 drugs, 20 tane uyuşturucuyu and their effects on people. Bakın effect on people. İnsanların ve toplumun üzerindeki etkilerini araştırmışlar. While burada bir zıtlık bağlaçları cümlenin bir tarafını pozitif bir tarafını negatif ister. While ise bakın burada heroin and crack yani eroin ve esrar were considered to be very harmful to individuals. Yani eroin ve esrar bireyler için çok zararlı olduğu düşünülürken heroin and alcohol and cocaine are the worst for society. Bunlar ise bu eroin, alkol ve kokain toplum için en kötüymüş. Yani bir tarafta eroinle esrar bireyler için zararlı, eroin, alkol ve kokain en kötüleriymiş. The study found out that bu çalışma yine gösterdi ki alkohol had the worst overall effects. Yani alkolün toplam etkileri ise en kötüsüymüş. The study also said that bu çalışma aynı zamanda diyor ki tobacco was at least as harmful as cocaine. Bakın burada ezes kalıbı var. Ezes kalıbı ne demek? Denklik belirtiyor, değil mi? Çalışma aynı zamanda tütünün en az kokain kadar zararlı olduğunu söylüyor. Ecstasy, LSD, marijuana were considered to be drugs. Bu ecstasy, LSD adında başka bir uyuşturucu, marijuana. Bunlar da diyor, considered to be the drugs that caused least damage. En az zararı veren uyuşturucular olarak görülüyor. Substances, maddeler were marked, işaretlenmiş. From 0 to 100 on a scale. Yani bir sıfırdan 100'e kadar bir ölçekte işaretlenmiş. Alkohol received ne demek? Almak demek. Alkol bunların arasında %72 puan almış. The highest rating, en yüksek oran. While heroin was rated at 55. Yani eroinde 55 puan almış. Esrar ise 54. Yani en yükseğe alkol çıkmış. Researchers looked at 16 factors. Araştırmacılar 16 tane unsura, faktöre bakmışlar. Bunlara ne de dahil? Including dahil demek. A drug's effect on the brain. Uyuşturucunun beyindeki etkisi ve vücuttaki etkisi. How it affects the crime rate. Suç oranını nasıl etkilediği. Ezvelezle bir bağlaç. Ezvelez ne demek? Yanı sıra demek. Onun da altını çizeyim. The costs for the economy. Yani ekonomi olan maliyetin yanı sıra suç oranlarını da nasıl etkilediğini bakmışlar. Although, bakın yine bir bağlaç. Although, even though, bunlar matches, değil mi? Bunlar da zıtlık bağlacı. Although cocaine is more addictive. Kokain daha fazla ediktif, bağımlılık yapmasına rağmen ediktif de bağımlılık yapan anlamında. Onun da yeşil altını çizeyim.
Alcohol is the most harmful drug in our society because it is widely used. Evet, kokain daha fazla bağımlılık yapmasına rağmen alcohol is the most harmful drug for our society. Toplumumuz için alkol en zararlı maddedir. Çünkü yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. It does the most damage to the world around us. Etrafımızdaki dünyaya, çevreye en fazla zararı verir. Alcohol is drunken by a large part of population as a social drink. Alkol ne yapılır? İçilir. Kim tarafından içilir? Büyük bir nüfusun büyük bir bölümü tarafından içilir. Ne olarak içilir? Sosyal bir içecek olarak içilir. It makes you happy, sizi mutlu eder, and loosens you up. Loosen ne demek? Gevşetir demek, sizi gevşetir. When it enters the brain, beyne girdiği zaman, it produces, üretir. Ne üretir? A chemical, bir kimyasal üretir. Which is called, which is called'u kısalttığımız zaman, called dopamin. Yani beyne girdiği zaman, dopamin adı verilen bir kimyasal üretir. This makes you feel happy. Bu sizi mutlu hissettirir. And without stress ve stressiz. However, fakat too much alcohol consumption. Consumption ne demek? Tüketim demek. Çok fazla alkol tüketimi can lead to sebebiyet vermek demek. The destruction of almost all parts of your body. Yani fakat çok fazla alkol tüketimi sebebiyet verir. Neye sebebiyet verir? Vücudunuzun hemen hemen tüm bölümlerinde yıkıma, hasara sebebiyet verir. People, insanlar, hangi insanlar? Who drink alcohol? Buraya kadar cümlenin öznesi. Yani alkol alan insanlar are more likely to, likely to muhtemelen, değil mi? Drive in a drunken state. Alkollü bir durumda araba kullanırlar. Or commit ne demek? İşlemek demek. Ne işlerler? Violent acts. Yani suç işlerler. The World Health Organization estimates. Estimate tahmin etmek demek. Dünya Sağlık Örgütü tahmin ediyor. Neyi tahmin ediyor? Alcohol causes about 3 million deaths every year. Alkol her yıl yaklaşık 3 milyon ölüme sebebiyet verdiğini tahmin ediyor. Bunlara suicide dediği, suicide, intihar, otomobil kazaları, kalp ve karaciğer hastalıklarının da dahil olduğu 3 milyon ölüme sebebiyet veriyor. Ben yasaklamak demek... Alkolü yasaklamak is not the same as, bakın the same as, bu da bir bağlaç, bunu da kırmızı yapacaktık değil mi, pembe gibi. Evet, banning alcohol is not the same as forbidding LSD, yani kokain or other drugs. Alkolü yasaklamak, bu LSD, kokain veya diğer uyuşturucuları yasaklamakla aynı değil. It is part of our culture. Alkol kültürümüzün bir parçasıdır. But the report concludes that, fakat rapor şu sonucu veriyor. Governments should do more to educate the population. Hükümetler nüfusu eğitmek için daha fazla şey yapmalı. And point out ve göstermeli neyi? The dangers of alcohol consumption. Yani alkol tüketiminin tehlikelerini vurgulamalı. Especially, özellikle younger people are at a high risk. Genç insanlar yüksek riskteler. They like to combine energy drinks with alcohol.